Yerel seçimleri sürecinde bazı partilerin belediye başkan adayları tarafından kadınlar için pembe otobüs, pembe vagon gibi vaatlerin dile getirilmesi üzerine Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin açıklamasını sunmak için düzenlediğimiz basın toplantısına hoş geldiniz. Değerli yurttaşlarımız, pembe otobüs konusu aslında yeni değildir. 10 yıldır dillendirilmektedir. Kadınların toplu ulaşımda rahat etmeleri bahanesiyle ortaya atılan pembe otobüs fikrinin akılla, mantıkla barışır, bağdaşır hiçbir yönü bulunmuyor. Belediyelerin toplu taşıma araçlarında kadın, erkek, yaşlı, çocuk, tüm yurttaşlarımızın rahat etmesini sağlama görevi varken ve bunun için araç ve sefer sayılarını arttırmak gibi mantıklı bir çözüm ortadayken bazılarının kadınlara özel pembe otobüsleri ortaya sürmesi nasıl açıklanabilir? Pembe otobüsle sözüm ona rahat ettirilen kadının otobüsten inince rahatı nasıl sağlanacak? Otobüsten inen kadınlar pembe markete mi gidecek? Pembe okula mı? Pembe hastaneye mi? Pembe iş yerlerine mi gidecekler? Acaba şehrin bir tarafı pembeye mi boyanacak? Kadın ve erkek şehirde ayrı ayrı mı yaşayacaklar? Aslında bunlar da önerilmemiş değildir. Kadın hastaneleri, kadın üniversiteleri, kız ve erkek çocukların ayrı okullarda okutulması hepsi hafızamızdadır. Bugün kadınların toplu ulaşımda rahat etmesi bahanesiyle gündeme getirilen pembe otobüsün yarın esas gideceği durağı biz açıklıyoruz. Kadınlarımız pembe otobüslerle kafeslere sokulacak. Pembe otobüs ancak yaşamdan sıyrılmış ve kafeslere konmuş kadın için bir önem taşıyabilir. Bunu özellikle pembe otobüsle kandırılan kadınlarımıza söylüyoruz. Pembe otobüsü öneren partilerin ortak noktaları laik, üniter Türkiye Cumhuriyeti ile kavgalı olmaktır. Bunlar küresel emperyalist sistemin beslediği bölücülük ve irticadan paçalarını bir türlü kurtaramıyorlar. Önerdikleri pembe otobüsle de kadını ötekileştirmek, kadınla erkek arasına duvar örmek, kadını da erkeği de aşağılamak ve kısacası milletimizi iyice bölüp kutuplaştırmak için yollar açmaya çalışıyorlar. Bilmezler mi ki? Kadınlarımız fabrikada, laboratuvarda, sanatta, sporda, tarlada, yaşamın her yerinde erkekle beraber çalışarak, üreterek varlıklarını ispat edeli çok oldu. Milletimiz Türk kadınının üstün başarılarıyla gurur duyuyor. Sporda altın madalyalara doymayan kadınlarımız, akademide, sanatta, dünya çapında tanınan kadınlarımız, en ücra köylerde çocuklara kendini adayan kadın öğretmenlerimiz. Her biri büyük önderimiz Atatürk'ün gösterdiği tam bağımsız, aydınlık Türkiye hedefine koşuyor. Emperyalist kıskaçtan kurtulmak için mecbur olduğumuz milli üretim seferberliği kapımızdadır ve üreten Türkiye'de kadınlarımız saf tutmaya hazırdır. İşte küresel sistemin de bu sistemin yönlendirdiği partilerin de esas korktuğu Türkiye'deki bu büyük değişim iradesidir. Bu yerel seçimlerde kadınlarımız pembe otobüs rumuzlu gericiliğe gereken cevabı verecektir. Cumhuriyet Kadınları Derneği hepinize teşekkür ediyoruz. Çok